الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaklaşan mübarek Kurban Bayramı sebebiyle kurban üzerinde geçen derste bir mukaddime halinde giriş yapmıştık. Bugün de canlı bir kurban nasıl, niçin, ne şekilde, nerede, ne vakit, ne maksatla kesildiği hususunda kısa açıklamalarla bu dersimizi ikmale çalışalım. Zaten her tarafta elhamdülillah bir kurban hazırlığı var. Cemaatimizde bile hissediliyor. Ekseriyetle talebeler, memurlar, amirler, memleketine ziyarete, bayrama gidenler oldukça görülüyor, hissediliyor. Bu sebeple günümüzün en canlı ve herkesi meşgul eden ve meşgul etmesi gereken kurban üzerinde durmak lazım. İslam tarihinde büyük peygamberler var. Büyük peygamberler. Bunlara kitaplarımızda Ülül Azim veya Ülül Azm, yani büyük peygamberler. İslam tarihinde büyük çığırlar, büyük meseleler, büyük kavgalar yapmış olan peygamberler var. Bunlardan birisi de Hazreti İbrahim aleyhisselam. Kurban, İslam'da kurban dediğimiz kurbanlık mevzunun ve meselesinin en canlı hadisesini temsil ediyor. Ve Kur'an da bunu şöyle haber veriyor. Buyuruyor ki, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَزْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا زَا تَرَى Sadakallahu azim. Saffat suresinin 102. ayetinde Mevlamız haber veriyor. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam, İsmail peygamber, büluğa erdi. فَلَمَّا بَلَغَ Akil baliğ oldu, Allah'ın emirlerine mükellef oldu. Allah'ın emirleriyle mükellef olmak için biliyorsunuz, İslam'da akil baliğ olmak lazımdır. Erginlik çağına girmek lazımdır. Biraz sonra göreceğiz, kurbanlık hayvanlarda bile bir yaş haddi koymuş Allah. Yaş haddi, yaş meselesi var. O oldukça önemli. İsmail aleyhisselam böyle bir çağa gelince, Hazreti İbrahim kale buyurdu ki oğlu İsmail'e, ya büneyye, ey benim biricik oğlum, yavrucuğum, oğulcuğum, evladım, ciğer kuzum, ciğer farem, inni era fil menami enni ezbehuke, rüyamda gördüm ki Allah bana emretmiş, seni kurban gibi kesiyorum. Peygamber rüyası bu. Aynen vahiydir, sadıktır. Rüyamda Allahu Azimüşşan oğlun İsmail'i keseceksin, kurban edeceksin demişti. Ben de seni kesiyordum oğlum. Fenzur ma tera. Ne diyorsun bu işe?
kabul ediyor musun? Allah seni benden kurban istiyor, seni kesmemi istiyor. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun evladım? İsmail aleyhisselam büluğa ermiş erginlik çağında derhal hiç tereddüt etmeden kale buyurdu ki ya ebeti, ey benim biricik babam, if'al ma tu'mer, Allah sana neyi emretmişse derhal yerine getir. Katiyen setecidni inşaallahu minessabirin. Aynen koyun gibi boynumu uzatacağım, sen de beni keseceksin, sana ve Allah'a itaat edeceğim dedi. Beni sen emre itaat edenlerden bulacaksın ey babacığım. Kes beni, hiç tereddüt etmeyesin. Allah neyi emretmişse aynen işle. Şu itaate bakınız. Mutlak itaat. Şöyle mi olur, böyle mi olur, şu mudur, bu mudur, tereddüt yok. Şu vakit mi, bu vakit mi, şurada mı, burada mı, şu kadar mı, şöyle mi? Hiç şüphe, tereddüt, şek, şüphe, hiçbir şey yok. Yap, ey babacığım, derhal yerine getir diyor. İf'al ma tümer, ne emretmişse Cenab-ı Hak yerine getir. Setecidni, beni bulacaksın. İnşaallah, mine sabirin, sabredenlerden, itaat edenlerden bulacaksın. Ve benden isyan görmeyeceksin, ben sana kayıtsızsasız teslimim diyor. Ne iman ve ne itikat görüyor musun? Kurban mevzuunda bu ne müthiş bir sahnedir. Cenab-ı Hak haber veriyor. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. İkisi de Allah'a teslim oldu. Felemma eslema. İkisi de teslim oldu. İslam demek teslim olmak demektir. İslam demek teslim olmak demektir. Biraz sonra izah edeceğim, kurban kesmek mevzuunda diyeceğim ki, sakın kurbanlarınızı namaz kılmayan beynamazlara, asilere kestirmeyesiniz diyeceğim. Yeri gelecek, niçin? Evvela namaz kılmayan adam kendisi Allah'a teslim olmamış, boynunu Allah'a uzatan bir hayvanı kesmeye müstahik değildir. Namaz kılmayan bir kasap, namaz kılmayan bir adam, gözleri bağlanmış, kurban edilmek üzere yere yatırılmış, Allah'a teslim olan o koyundan, keçiden, sığırdan, deveden ve o hayvandan daha aşağılık bir adamdır onun için. Evvela Müslüman olmak lazım. Müslüman olmak için mutlaka namaz kılmak lazım. Bakın Cenab-ı Hak bu noktaya çok tatlı bir işaret gayesiyle felemma eslema, ikisi de tam bir Müslüman olarak tam Allah'a teslimiyetle ve tellehu lil cebini, oğlu İsmail'i düz bir yere yüzünün üzerine yatırdı İsmail'i. Ayet de sakin. Teslimiyete bak. Tam kesiyordu, besmeleyi çekiyor ve kesiyordu. Birden arş-ı âlâ ayağa kalktı. Bir kaynaşma oldu, bir gürültü oldu ve bir ses geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim aleyhisselam semaya baktı. Yukarıdan Cebrail aleyhisselam cennetten alarak getirdiği bir koçla hızla aşağıya iniyordu. Sesi işitir işitmez Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını işitir işitmez Allah'tan bir tecelli geldiğini anladı İbrahim. O da La ilahe illallahu Allahu Ekber. İkinci cümleyi tekrarladı. Bu sesleri işiten gözleri bağlı İsmail aleyhisselam Allah'tan bir müjde geldiğini anladı. Allahu Ekber ve lillahil hamd dedi. Üç cümle tamamlandı. Ayet de sabit. Demek ki bakınız şu hatıraya, şu tarihe bakınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu üç mukaddes kelime, birincisini Cebrail aleyhisselam söylüyor. İkincisini İbrahim aleyhisselam söylüyor. Üçüncüsünü İsmail peygamber söylüyor.
ve bu muazzam hatırayı canlandırmak, yaşatmak, şuurlarda hissetmek için ümmeti Muhammed'e Arefe gününün sabah namazından Kurban Bayramı'nın 4. gününün ikindi namazına kadar yeryüzünün bütün Müslümanlarına farz namazlarından selam verip çıktıktan sonra bu tekbiri okumayı vacip kılmış, kim okumazsa cehenneme atarım demiş Cenab-ı Hak. Hatırayı görüyor musunuz? İşte bunun içindir yani. Sakın unutmayasınız, zaman zaman unutuyoruz tabii. Çok büyük vebali var unutmanın, terk etmenin. Arefe günü sabah namazının farzını hani bitirip de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağa sola selam verdikten sonra sakın unutmayasınız. Selam verdikten sonra Allahümme entes selam demeden önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyeceksiniz. Ondan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam diyeceksiniz. Aman unutmayasınız. Her farz namazından selam verip çıktıktan sonra 23 vakit olacak bu. Arefe günü 5 vakit, bayramın birinci günü 5 vakit eder 10, ikinci günü 5 vakit 15, dördüncü günü yine 5 vakit 20, dördüncü günü 3 vakit ikindi namazına kadar 23 vakit ediyor. Bu 23 vakit içinde farz namazından selam verip çıktıktan sonra ister yalnız kılın, ister cemaatle kılın, ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister mukim olsun, ister seferi olsun, ister gökte, ister yerde, nerede olursa olsun bütün Müslümanlar bu tekbiri Halilurrahman gibi okuyacaklardır. Terk etmeyesiniz. Aynen vaciptir. Terk eden günahkar olur, cehenneme gider. İşte bu hatırayı canlandırmak ve İslam'ın tarihini yaşamak maksadıyla aynı zamanda Mekke'de de bütün Müslümanlar, hacılar aynı kelimatı, tekbir var, tehlil var, tahmid var, hepsini tekrar ediyorlar. Kurbanın tarihi. Koç geldi, bakınız bu bir hikaye değil, bu Kur'an ayetiyle sabit. Hazreti Mevlamız aynen şöyle buyuruyor. وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ Derhal İsmail'in yerine cennetten alarak Cebrail'in getirdiği, Namuz-u Ekber'in getirdiği muazzam bir koç, muazzam bir kurbanı fidye olarak İsmail'in önünden cennetten bir kurban gönderdim diyor Hazreti Allah. Ve fedeynahu, ona fidye gönderdim. Teslimiyetlerini görünce memnun kaldım. Sen değil, al şu kurbanı, şu koçu kurban edin dedim. Ayet. İşte biz kurbanı bu gayeyle, bu manayla, bu hatırayla, bu tarihle kesiyoruz. Ne kadar ehemmiyetli. Ve bunun içindir ki aziz kardeşlerim, İsmail aleyhisselam, babası İbrahim aleyhisselamdan seni kurban etmeyi Allah emrediyor. Ne söylüyorsun İsmail dediği zaman İsmail'in ağzından bir kelime çıkmıştı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Tamam ya Rabbi, baş üstüne baş üstüne icaret ediyorum ya Rabbi demektir Arapçasını. İşte şimdi Mekke arazisinde, Mina'da, Müzdelife'de, Meş'aril Haram'da, Arafat her tarafta hacılar orada ihram altında kefenleriyle yürüyen bir cenaze hali içinde her tarafta devamlı olarak şimdi İsmail aleyhisselamın ağzından çıkan lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk, la şerike lek diye durmadan bunu okuyorlar şimdi orada. Aynı hatıra. Aynı itaatı temsil ediyorlar. Aynı hakikati temsil ediyorlar. Ve zaten bunun üzerine müesses olmuş bütün hac. İşte oğlu İsmail'i İbrahim aleyhisselam Mina'da kurban ediyordu. Mina.
Beyzavi namındaki büyük müfessir tefsirinde İsmail'in yatırılıp kurban edildiği yeri Mina'dır diye tespit ediyor. Mina. Kurban da zaten orada kesiliyor biliyorsunuz. Kurban kesildikten sonra da artık yavaş yavaş vedaya doğru insan yaklaşıyor. Haccın sonuna gelmiş oluyor. Burada İbrahim aleyhisselam Allah'a teslim olduğunu ifade etmek için oğlu İsmail'i kurban ediyor. Oğlu İsmail de nefsini ve canını kurban ediyor. Allah'ın da hoşuna gidiyor. Cennetini kurban ediyor Müslümanlara. Görüyor musunuz? Ne hadise. İbrahim oğlu İsmail'i kurban ediyor Allah için. İsmail nefsini kurban ediyor Allah için. Allah da Müslümanlar için cennet ve cemalini kurban ediyor bu hadiseyle. İslam ne büyük hadise, ne büyük tarihtir. Aziz müminler, orada şeytanın bir vesvesesi var. Hem İbrahim aleyhisselama sokulmak istiyor, hem İsmail aleyhisselama sokulmak istiyor, hem de Hacer validemize sokulmak istiyor. Vesvese, canım böyle şey olur mu? Hani adam evladını kurban eder mi İbrahim? Enayi misin, ahmak mısın sen gibi haşa. Vesvese ya bu. Bir avuç taş alıyor, 7 tane taş kaldırdığı gibi şeytana savuruyor İbrahim aleyhisselam. Onun ondan ümidini kesince İsmail'e geliyor. Yahu İsmail diyor, enayi misin sen be? Bayramlıklarını giymişsin, pırıl pırıl yıkanmışsın. Bayrama, seyrana gitmiyorsun ki sen, baban seni kesip kanlara bulayacak. İtaat etme, itaat etme diyor. Vesvese. Oradan hemen bir 7 taş kapar kapmaz, o da şeytana savuruyor. 2. taşlama. Oradan koşuyor ümidini kesince Hacer validemize. Hacer ne duruyorsun diyor, sen bir şeyden anlamıyor musun? Ciğer fareni kesmeye götürüyor İbrahim. Koş isyan et, isyan et diyor. O da Allah'a itaat etmiş olduğu için bir avuç taşı da o savuruyor, 3 defa şeytan taşlanıyor. Şimdi Müslüman hacılar bu tarihi aynen yaşıyorlar. Allah'a itaat tarihini yaşıyorlar. Taşlara mana veriyorlar. Şeytanı taşlamanın şuuruna ulaşıyorlar. Orada eğitim görüyorlar. Aslında orada şeytan filan yok şimdi. Allah'a itaat edilen, namaz kılınan, tesbih edilen, Allahu Ekber denilen yerde katiyen şeytan olmaz. Peki hacılar niye şeytan taşlıyor? Orada şeytanı taşlama eğitimi görüyorlar. Eğitim. Eğitim görürken düşman olmaz biliyorsunuz. Hepiniz askerlik yaptınız. Eğitim yaparlar. Acemi eğitim. Er eğitim merkezlerinde yahut askeri kıtalarda taarruz eğitimi, düşmana saldırma eğitimi, düşmana karşı savunma eğitimi yaparlar. Düşman mı var orada? Yok. Düşman yok ama düşman varmış gibi eğitim yaparsın. Mekke'de de şeytan yok ama şeytan nasıl taşlanır, şeytan nasıl uzaklaştırılır, onun eğitimini yapıyorsun. Asıl şeytan senin memleketinde seni Allah'ın yolunun dışına çekmek isteyenler şeytandır. Orada şeytan taşlamayı öğreneceksin. Gelip memleketinde, meydanlardaki, evindeki, sokaktaki, caddedeki şeytanları taşlamaya devam edeceksin. Asıl şeytan burada. Mekke'de şeytan ne arar? O bir temsili, timsal, bir sembol halinde yapılıyor. Müslümana şuur aşılanıyor. Deniyor ki ey Müslüman hacı, Mekke'de, Mina'da sen şimdi şeytan taşlamayı öğreniyorsun. Asıl şeytanı memleketine gittikten sonra taşlayacaksın. Unutma, burada şeytanı taşlayıp da memleketine döndükten sonra şeytanları alkışlamayasın diyor Hazreti Allah. Bir şuur veriyor tabii. Bunları şuurlu yapmak lazım. Ahmaksa bir şey olmaz ki. Aziz müminler, işte kurban
bütün bu tecelli üzerine gelen bir hadise oluyor. Şimdi kısaca kurban mevzuna girebiliriz. Tarihini arz ettim. Şimdi tatbikini ve meselenin canlı hadisesini anlatmaya biraz çalışayım. Aziz müminler, kurban tabii Müslümanlara, mükellef Müslümanlara bir vecibe, bir vazifedir, kesecekler. Ancak Cenab-ı Hak Rahim ve Rahman olduğu için fukara insanlara, fakirlere böyle bir külfeti yüklemiyor. Kimler kesecek bu kurbanı? Kitaplarımızda şöyle bir kayıt var. Efendim nisap miktarına ulaşmış, nisabı hesabı olan insanlar keser diyor. Fakat kurban mevzuunda meseleyi biraz daha toleranslı, biraz daha yumuşak, biraz daha fakir insanlara daha muvafık olan şekli tercih etmek lazım. Her ne kadar şer'i nisap miktarı 96 gram altın tutarında veya 96 gram altın yahut da 96 gram altın tutarında nakit bir para. Nisap miktarı, hesap miktarı bu. 96 gram altın bugünkü raiçten 50-60 bin lira gibi para tutuyor. 60 bin lira civarında. Demek ki 60 bin lirası olan insan borcundan, harcından hariç evinde, elinde, bir köşede 60 bin lirası olan bir Müslüman şer'an zengin sayılıyor. Zekat vermesi iktiza ediyor. Fakat kurban kesmekte altını değil de gümüşü hesap ayarı olarak almak daha muvafık düşüyor. Nitekim rahmetli Ömer Nasuhi hocamız da, Allah gani gani rahmet etsin, büyük bir alimdi. Yazdığı İlmihal'de gümüşü nisap miktarı olarak almış. Ne kadar gümüş? 200 dirhem gümüş diyor. Bir Müslümanın 200 dirhem gümüşü veya 200 dirhem gümüş ayarında, tutarında bir parası varsa kurban kesmesi gerekir. 200 dirhem bugünün hesabıyla kaç gram ediyor? 540 gram. Peki gümüşün gramı kaç lira hocam? 30 lira bugün. 30 lira gramı. 540 gram 30 lirayla çarpılırsa 19 bin lira ediyor. Demek ki kurban günlerinde borcundan harcından hariç kenarda köşede 19-20 bin lirası bulunan bir Müslüman bir kurban alıp kesecektir. Kesmezse Allah'ın azarına muhatap olacaktır. Ölçüsü gayet basit yani. Fazla milyoner olmaya lüzum yok efendim. Altın hesabından da söyleniyor ise de gümüş hesabından söylemek daha muvafıktır. Fakirin menfaatine daha muvafıktır bu. Daha kolaydır bu. Pekala. Kimlerin keseceğini söyledik. Nereden keseceğiz? Onu da dinimiz bir şekle, bir esasa bağlamış. 4 çeşit hayvandan ancak kurban olur demiş. 4 çeşit hayvan. 5.'si yok. Nedir bunlar? Davar dediğimiz keçi cinsi, koyun cinsi, sığır cinsi, bir de deve cinsi. 4 cins hayvan. Keçiden, ya davar diyoruz ya, yahut koyundan, yahut sığır cinsinden, yahut deveden. Bu 4 cinsin dışına çıkmayacaksın. Peki hocam, horoz kesiyorlar, hindi kesiyorlar, kaz kesiyorlar, ördek kesiyorlar, bunlar kurban. Hayır, böyle şey kurban olmaz. Şeriat bunları bildirmiyor, kabul etmiyor. Bir adam 100 bin tane hindiyi, horozu kesse de bir tanesi kurban hükmüne geçmez. Böyle şey olmaz. Bu hayvanları da gelişi güzel bırakmamış şeriat. Ne diyor? Davar ile koyun, keçi ile koyun bir yaşını doldurmuş olacak. Bir yaşını. Belli bir had, sınır koymuş.
sığır cinsinden olursa mutlaka 2 yaşını doldurmuş olacak. Deve cinsinden kurban kesilecekse mutlaka 5 yaşını doldurmuş olacak. Bak, yaşını da sınırlamış. Herkesin keyfini arzusuna bırakmamış. Birlik olsun, beraberlik olsun, güzel olsun diye tabii. Herkesin kendi keyfine koysaydı adam gider kurbağa keserdi. Kurban olmazdı. Bir veya 2 kulağı kökünden kesilmişse kurban olmaz diyor şeriat. Boynuzunun 1'i veya 2'si kökünden koparılmışsa katiyen kurban olmaz diyor. Gözünün 1 tanesi kör, 2 tanesi kör katiyen kurban olmaz. Dişlerinin tamamı sökülmüş dökülmüş katiyen kurban olmaz. O kadar zayıf ki iskelet gibi kaburgaları görünüyor. Katiyen kurban olmaz. Sağlıklı olacak yani. Misal olarak söylüyorum. Esaslı bir hayvan olacak ve yaşı, esası gösterilmiş, sınırlanmış, planlanmıştır. Koyun ile keçiden sadece her birisi 1 Müslüman için kurban kesilebilir. 2 kişi bir araya gelip de koyundan kurban kesemez. Yani koyunda keçide ortaklık kabul etmiyor şeriat. Ancak Allah rahim olduğu için merhamet etmiş, sığır ile devede 1 kişiden 7 kişiye kadar ortak olmasını caiz görmüştür. 1 kişi de sığır kesebilir, 2 kişi de, 3 de, 4 de, 5 de, 6 da, 7 de. 7'yi aşmayacak. 7.'yi aşmayacaksın 7 kişiye kadar. Ortak olacak, olabilirsiniz. Ama bir şart var, ortak olanların hepsi de ibadet gayesiyle kurban kesmek maksadıyla ortak olacak. 7 kişiden 1 tanesi fırsat bu fırsat demiş, gelmiş ortak olmuş. Gayesi kurban kesmek filan değil de işte fırsattan istifade ederek biraz et almak, et toplamak gayesiyle ortak olmuşsa o 7 kişinin kurbanının tamamı batıl olur, hepsi fasit olur. Ortakları iyi seçmek lazım. İyi seçmek lazım. Böylece 7 kişi. Cenab-ı Hak ölmüş bir Müslümandan kurban istemiyor ha. Babanız ölmüş, anneniz ölmüş ya akrabanızdan birisi ölmüş. Allah-u Teala ölmüş bir insandan kurban istemiyor. Ölmüş bir Müslümandan Cenab-ı Hak namaz kılmasını istiyor mu? Yok efendim, öldü namaz düştü. Aynen onun gibi ölmüş olan Müslümandan kurban kesmekte sakıt olur. Allah ondan kurban istemez ki. Ama sen merhametlisin, anneni babanı çok seviyorsun, akrabanı çok seviyorsun. Ben kendim için kesmişken bir tane de rahmetli babam için keseyim derseniz mübarek olur, çok iyi olur. Ölünüz için keseceğiniz kurbanı da en iyisi, en iyi zamanı Arefe günü kesin. Arefe günü kesin, etlerini fakirlere dağıtın ki bayramın 1. gününde sabah erkenden fakirin evinde et yemeği hazır olsun. Onlara daha rahat ulaşsın, daha zamanlı ulaşsın. Fukaranın evinde sabah namazını hemen sonra kurban kesemeyeceği için, başkasının da vereceği eti bekleyeceği için zaman uzar. Arefe günü baban için kestiğin kurban eti vakitlice fakire ulaştığı için bayram sabahı hemen yemeği hazır olur Müslüman. Fukaranın. Daha muvafıktır yani. Bu şekilde aziz müminler, başka türlü ölüler için Cenab-ı Hak demin dedim kurban istemiyor ama sen ikram edersin, ihsan edersin, iyilik yapmış olursun. Onların da ruhu bu sevabı alırlar, mesul olurlar. Amenna, buna bir şey denmez. Kurban kesmesi gereken insanlar mükellef olan insanlardır dedim. Mükellef. Kime vacipse o keser. Şimdi burada şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Efendim diyor hocam, geçen sene kendim için kestim, bu sene de hanımım için keseceğim. Ha, dur bakalım şimdi. Burayı bir ayıralım. Kurban kesmek sana mı vacip, hanımına mı vacip? Yok diyor, benim hanımıma kurban kesmek vacip değil. Onun parası pulu yok, bir şeyi yok. Esas benim kesmem lazım. E peki, senin kesmen lazımsa geçen sene kendin için kesmişsin. Bu sene de kendin için kesmen lazım.
kendini bırakıyorsun da karıya niçin gidiyorsun? Ona o mükellef değil ki kesmekle. Mükellefse zaten orada kessek zaten. Ama sen başta birinci mükellef sensin. Hanımın için kesince senin için kim kesecek? Demek ki evvela sen başta mevcutsun. O halde sen kendin için kesersin. Paran kulun epeyce varsa hanımımın da sevabına bir tane de onun için keseyim diyebilirsin. Böyle bir imkanı yoksa hanımını ortak etmeye mecbur değilsin ki evvela sen mükellefsin, her yıl sen keseceksin. Böyle bir yanlışlık yapılmamalı ya. Geçen sene bana, bu sene avrada, bu sene bana gelecek avrada, böyle bir şey yok kitaplarda ya. Kim uydurmuş bunu, hangi sesler uydurmuş? Böyle bir şey yok kitaplarda. Kim mükellefse o keser. Hanımın icarı, akarı, kirası, geliri varsa o da keser. Sana ne ondan? Mükellef olan sensin. Bir evin erkeğisin ya. Peki bu da izah edildi. Kurbanlar kesilmesine geliyor sıra. Kim kesecek kurbanı? En faziletlisi ve en sevaplısı o kurbanın sahibi kimse onun kesmesidir. Bu kurbanın sahibi kim? Ahmet Efendi. Aynen Ahmet Efendi kesecek. En sevaplısı bu. Ben kesmeyi bilemiyorum, beceremiyorum. Alerjim var, korkuyorum, kaçıyorum, tiksiniyorum filan hani. Titriyorum, olabilir. O zaman namazlı, abdestli, edepli, iffetli, ehliyetli bir Müslümanı bulacaksın. Ona vekalet vereceksin. Başka olmaz. Böyle lafınan böyle... Yalama bir iş olmaz. Esasa bağlamak lazımdır. Hocam geçen sene bulamadım, bu sene de bulamadım. İşte bir tane beynamaz bir tane bir kasap buldum. Demin söyledim onu. Beynamaz yeryüzünde Allah'ın hiç sevmediği bir insandır. O kesmek istediği koyun, keçi, sığır, deve var ya, o Allah'a itaat etmiş, boynunu uzatmış, yatıyor yerde, secde ediyor hayvan. Beynamaz adam secde etmiyor. Demek ki beynamaz olan bir adam, yüzünü yere koyan o hayvandan vallahi de aşağılık bir insan. Ona kestirmeyin. Hiçbir çare kalmamışsa sen kesemiyorsun. Namazlı abdestli de kimseyi bulamıyorsun. Eyvah! Kurban kesemeyeceği vakit çıkıyor. Ne olacak ya Rabbi? Ben kesemiyorum. Namazlı abdesti birisinde bulamıyorum, çaresiz kaldım diyecek bir hale gelince o zaman Cenab-ı Hak diyor ki madem çaresiz kaldın, zaruret başladı, o zaman namazın farz olduğunu inkar etmeyen bir beynamaza kestirebilirsin diyor. Çaresiz yani. Başka hiçbir çare kalmadı o zaman. Aman ya Rabbi, namazın farz olduğunu inkar eden Müslüman da bulamıyorum. Ne yapayım? Eyvah, kurban kesemeyecek miyim? Hayır. Yakınında, civarında ehli kitaptan Musevi veya İsevi bir kişiyi bulursun, o da senin kurbanını keser, aynen etini yiyebilirsin. Biraz daha daireyi genişletiyor Cenab-ı Hak. Rahman olan Allah daireyi genişletiyor. O halde bu şekilde planlanacak. Bu noktaya gelmişken yanlış bir düşünceyi, kanaati daha izah edeyim. Nereden kulağıma geldi iyi hatırlamıyorum. Memleketimizin bazı çevrelerinde, bazı yerlerinde şöyle bir kanaat varmış. Bir kadın kurban kesemez. Kadının kestiği yenmez filan diye ahmakça bir kanaat olduğu söyleniyor. Sakın ha, Allah'ın haram etmediği şeyi haramdır diyen insan mutlaka kafir olur. Hani bilerek, İnanarak, böyle kasıtla, inatla bir kadının kestiği yenmez diyen bir Müslüman Kur'an'ı inkar etmiş olur. Yok, Kur'an'da yok böyle bir şey ya. Kur'an'da böyle bir şey yok. Bir Müslüman hanımefendi becerikliyse, biliyorsa, başarılıysa, kandan mandan korkmuyorsa, kuvvetliyse, kollarını çembeler, kurbanını, koyununu, sığırını yatırır, kıbleye karşı yatırır, Bismillahi Allahu Ekber der, Müslüman hanım o hayvanı keser, o hayvan mübarektir, eti de yenir, kurban da olur, din diyor olmaz diye.
Hangi cahil bunu uydurmuş ya? Müslüman bir hanım rahatlıkla kurban kesebilir. Eline bıçağı alır, hayvanın gırtlağından keser. Hanımın, kadının, kadınların kestiği yenmez filan diye bunu bilerek söylüyorsa vallahi kafir olur kardeşim. Allah bunu haram etmemiş de kadınlara helal etmiş, kesebilirsiniz. Ne saçma bir şey bu. Ancak genellikle kadınlar kesmekten korkarlar, kan akıtmaktan çekinirler, böyle bir korku hissederler, hissen çekinirler. Kadınlar umumiyette kesmezler, erkekler keserler. Bu demek değildir ki kadınlar kesemez. Böyle bir şey yok. Kadın da becerikliyse tabii, korkusuz bir kadın rahat rahat kesebilir ve Allah onu memnuniyetle kabul eder. Hiç kimse bir şey diyemez. Bu şekilde kurban kesme noktasına geldi. Kurbanın kesim zamanını da Allah sınırlamış. En mübarek olan kesim şekli kurban bayram namazını kıldıktan sonra ilk iş olarak kurban kesmek. En sevaplısı. Hatta geceden oruçlu imiş gibi kalkacaksınız diyor kitaplar. Geceden sanki oruca niyetlenmişsiniz gibi sabahleyin kalkacaksınız. Tekbir getire getire camiye gideceksiniz. Ağzınıza hiçbir şey koymayacaksınız. Hiçbir şey yemeyeceksiniz. Sanki oruçluymuş gibi olacaksınız. Bayram namazını kılıp çıkacaksınız. Yine ağzınıza bir şey koymayacaksınız. Kurbanınızı keseceksiniz. Kestiğiniz kurbanın ciğerini çıkarıp doğrayıp ateşte mi neyse artık güveçte mi pişirip o kurbanın ciğeriyle oruç bozarı gibi orucunuzu açıp Allah'a hamd edeceksiniz. En sevaplısı budur. Ciğerini yiyeceksiniz. Çünkü hayvan dağlarda, tarlalarda, meralarda, çayırlarda devamlı olarak hür bir şekilde Allah'ın vermiş olduğu havayı ciğerlerine teneffüs etti. O ciğerlerine çektiği ilahi nimet olan havayı durmadan çalıştırdı. Ciğerini yemek çok sevaplıdır. Ama Ramazan bayramında böyle değil. Ramazan bayram namazı kılmaya kalkacağınız zaman sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz ilk defa hemen daha gözünüzün çapağını silmeden ağzınıza şeker almak lazımdır Ramazan bayramında. Hemen ağzınıza bir şey alacaksınız. Kurbanda bunun tersi. Bayram namazına giderken ağzınıza bir şey almayacaksınız, çıkarken bir şey almayacaksınız. Kurbanınızı kestikten sonra onun etiyle bir şey alacaksınız ağzınıza. En faziletli kesim zamanı da kurban bayramı birinci günü yani. İkinci günü de kesilebilir. Üçüncü gün dikkat edin son gündür. Güneş batıncaya kadardır üçüncü gün kurban kesimi. Güneş battıktan sonra ve dördüncü gün kurban kesilmez, kesilirse kurban olmaz, kasaplık hayvan olur. Sınırlı yani, günü de sınırlı mübarek. Bir disiplin koymuş İslamiyet, sınır koymuş, ne yapalım? Acele edeceksin. Kestiğiniz kurbanı çok güzel şekilde taksim etmek gerekiyor. Üç kısma ayırın, üç kısma. Birinci kısmı mutlaka fakirlere ulaştırın. Mutlaka fakirlere ulaştırın. İkinci kısmı kendi evladu iyalinizle paylaşın, Allah'a şükredin. Üçüncü kısmı akrabayı taallukatınıza ve konu komşunuza verin. Böylece kaynaşın, anlaşın, bardaşın, kardeş olun, samimi dost olun. Ancak komşularınızın arasında çok fakir, çok perişan, gayrimüslim bir komşunuz varsa ona da verebilirsiniz ha. Zaruret yoksa, pek fazla böyle bir alakanız da yoksa vermeyebilirsiniz. Ama fakir, perişansa verin, verin, korkmayın. Onun da bir menfaatini görürsünüz. Aziz müminler, bayram günleri kaynaşma, anlaşma, bağdaşma günleridir. Bunun içindir ki şeriatta senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Dikkat edin buna. Senede 5 gün oruç tutmak haram. Allah Allah. Ne demek haram? Allah'a isyan etmek demektir. Senede 5 gün var.
bu 5 günün içinde oruç tutanlar Allah'a isyan etmiş olur, azap olarak cehenneme gireceklerdir. Hangi günler bunlar? Ramazan bayramının 1. günü. Oruç tutmak şiddetle haram. Kurban bayramının da 4 gününde oruç tutmak haram. Hepsi 5 gün ediyor. Peki niçin acaba hocam, sebebi ne? Sebebi meydanda kardeşim. Kurban bayramında kurban keseceksiniz. Sizi ziyarete gelecekler. Siz başka bir kardeşinizi ziyarete gideceksiniz. Gelen olacak, giden olacak. Siz gideceksiniz, başkası gelecek. Siz ikram edeceksiniz ona, o size ikram edecek. Yemeniz lazım, neşelenmeniz lazım, sofrada oturmanız lazım, kaynaşmanız lazım. Oruçlu olsaydınız, ben oruçluyum diye kenara çekilirdiniz, kaynaşamazdınız. Sofraya oturamazdınız, anlaşamazdınız, kardeş olamazdınız, kaynaşamazdınız. Allah bunu haram etmiştir. Ne kadar mantıklı bir dinimiz, ne kadar insani, ne kadar fıtri bir dinimiz var, görüyor musunuz? Böylece aziz ve asil kardeşlerim, mesele anlaşılmıştır. Kurban eti üzerinde Müslümanların yememesi gereken bir şey var. Ona söyleyeyim, keseyim. Koç yumurtası diye bir şey var. Koç yumurtası. Bu daha ziyade koçlarda tabii, mutlaka koçlarda bulunur ki koç koyunların erkeğidir. Döllenmek babında o hayvanın döl yatağı, döllendirme hücrelerinin bulunduğu yer koç yumurtasıdır. Döllendirme hücresi orada meni imal ediyor. Meni. O hayvanın menisini Cenab-ı Hak koç yumurtasında meydana getiriyor. Dolayısıyla meni de pistir. Meni. Erkeklik, yani döl şeyi, o pistir. Fıtraten necistir, pistir. Bu kerihtir, mekruhtur. Koç yumurtasını sakın Müslümanlar yemesin diyor alimlerimiz. Kerihtir yani, mekruhtur, haramdır demiyoruz. Kitaplarda koç yumurtası yemek haramdır diye bir kayıt yok ha. Haramdır denmiyor ama mekruhtur, kerihtir, iğrençtir, pistir deniyor. Fıtraten doğru bir şey değil. Onun için Müslümanlar, müminler, ehli sünnet müminleri kesinlikle öteden beri koç yumurtası yemezler. Haram olduğu için değil, mekruh olduğu için ve kerih olduğu için yemezler. Onun dışında dalak yenir kardeşim, dalak dalak. İçi kan doludur dalağın ama pis değildir. O dalağı haşlarsın, kızartırsın, ızgara yaparsın, ne yaparsan yap. Dalak yenir, dalak için İslamiyet bir şey söylemiyor. Cenab-ı Hak böylece kurban kesmeyi şekillere, esaslara, hudutlara bağlamıştır. Keseceğiniz kurbanı da bir çukur kazarsınız. Hayvanı gırtlağını sağ tarafa getirirsiniz, kıbleye. Sağ tarafına yatırır, kıbleye getirirsiniz. Mutlaka Bismillahi Allahu Ekber diye kesmeniz lazım. Böyle söylemesek de kessek ne olur hocam? Alimlerimiz diyor ki, kasten böyle inatla, kasti olarak, maksatlı olarak Bismillah kelimesini, Bismillahi Allahu Ekber kelimesini inadına, kasıtlı olarak terk eder de öylece keserse, kesilen hayvan İslam'a göre leş olur, hiçbir şey yenmez. Leş olur. Unutarak terk etmek müstesna ama kasıtla terk etmek yok. Bismillahi Allahu Ekber denecek. Ve hayvan gırtlağından kesilecek. 4 şeyi keseceksiniz. 4 şey. Bir yemek borusunu. İkincisi soluk borusunu. 3 veya 4.'sü de yemek borusuyla soluk borusunun arasında kalan 2 tane can damarı var, kan damarı var. O 2 damar kesilecek. 4 şeyini kestiniz mi tamam. Kan çıkar, hayvan harekatı durur, sükunet bulur ve vücudu soğur. Derisini yüzersiniz, kafasını kesersiniz, dertemiz taksimatınızı yaparsınız. Gerek kurban etini, gerekse kurban derisini Kur'an'a hizmet edenlerden başka hiçbir yere vermeyesiniz.
kurbanınızı Kur'an'a kurban edeceksiniz. Nerede Kur'an'a hizmet varsa kurban derisi oranındır. Nerede Kur'an'a hizmet varsa kurbanın eti oranındır. Kimse sizin kurbanınızın yakasına yapışamaz. Kimseyi zorlayamazsınız, kimse sizi zorlayamaz. Kur'an'a hizmet olan yere kurban derisini veriniz. İmam Hatip'te okuyan yavrularımız var fakir fukara. İlim yayma cemiyetimiz çırpınıyor, et topluyor, deri topluyor bu yavruları okutmak için. Resmi diyanetimize bağlı resmi Kur'an kurslarımız var. Et topluyor, deri alıyor, ihtiyacı var, zarureti var, bir sürü. Hele size bir hayırlı haberi vereceğim. Bu Kadırga'da Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın bir vakfı var. 53 kubbeli, odalı, muazzam bir yer var. Orasını 3 türlü Kur'an kursuna çevirmişler. İstanbul Müftülüğü ve Eminönü Müftülüğü. Bir de bir dernek kurmuşlar, güzel bir hareket. O Mimar Sinan'ın eseri olan o kubbeleri, o medreseleri, o muazzam vakıf eserini Kur'an kursuna hasretmişler. Daha evvel o Mimar Sinan'ın eseri kubbelerinin altında orada oyun oynuyorlar, çalgı çalıyorlar, eğlence yapıyorlarmış. Temizlemeye başladıkları zaman o kubbelerin altı tamamen tepeye kadar şarap şişeleri dolu olarak tespit edildi. Yemişler, içmişler, halk evi yapmışlar, halk evi yapmışlar, rezalet yapmışlar. Ecdadımızın Kur'an okulsun diye yaptığı bu muazzam vakfı fuhuş yapmaya kullanmışlar. Şimdi orası temizlendi. Kadırga'da, Küçük Ayasofya mahallesinde, orada şimdi akşamları yaşlı, böyle ergin insanlar için akşamları Kur'an kursu açıyorlar. Ayrıca yatılı olmak üzere bir kız Kur'an kursu açıyorlar. Yine ayrıca yatılı olmak üzere erkek çocuklar için Kur'an kursu açıyorlar. Bir külliye haline geliyor. Muazzam bir hizmet var, resmi planlı. Buraya bütün gücümüzle yardımcı olmamız lazım geliyor. Gerek içeride gerek dışarıda bu gibi hizmetlere mutlaka destek olmamız iktiza ediyor. Şimdi camimize de onlardan bir heyet geldi tahmin ediyorum. Çıkarken Allah için yardımcı olmaktan geri kalmayasınız. Mevlamız, Rabbimiz bütün yardımlarımızı, bütün tasadduk ve teberrularımızı, keseceğimiz kurbanları dergahında kabul eylesin inşallah. Kardeşlerim, Allah nasip ederse haftaya, tabii haftaya pazar günü bayramın sonu. Bayram sonundaki pazar oluyor. Benim şahsımla alakalı bir şey söyleyeyim. Bir 15 günlük bir izinim vardı, senelik izinim vardı. 2 hafta izin aldım. Memleketime gideceğim, annemi babamı ziyaret edip ellerini öpeceğim. Ve bu münasebetle yokum burada. 2 hafta derse gelemeyeceğim. 2 hafta. Yanlış anlaşılmasın, yanlış yorumlanmasın. İzine gidiyorum, anne baba ziyaretine gidiyorum. 2 hafta bulunamayacağım. 2 pazar sonra yine burada inşallah hazır olacağız. Kadromuzla, cemaatimizle, bütün halde, yek vücut bir mana içinde yeniden 2 pazar sonra biiznillah burada hazır olmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı alemi İslam için ve bütün insanlık için İslam hidayetinin tecellisi yolunda bir vesile ve bir vasıta eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, içimizdeki dışımızdaki düşmanlardan ümmeti Muhammed'i halas eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi
Müslüman kardeşimiz var. Hasta yatağında inim inim inlemektedir. Aynen bu Müslüman hasta kardeşimiz gibi daha nice ümmeti Muhammed'in hastaları var. Gerek bu kardeşimiz için, cemaatimizden hususi dua isteyen bu kardeşimiz için ve gerekse bütün ümmeti Muhammed'in hastaları için yaklaşan kurban hürmetine acilen şifalar bahşeyle Allah'ım. Devalar ihsan eyle Allah'ım. Ve yeryüzünü içinde bulunduğu anarşiden, buhrandan ve bunalımlardan İslam'a çıkar Allah'ım. İlahi ya Rabbi, nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize hakim eyle. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Şu anda Mekke-i Mükerreme'de tavaf eden, dolaşan, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen, arşın bütün yönünü Kâbetullah'a çeken kudretler, zikirler, sohbetler hürmetine dualarımızı orada yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.